iş şeyi var ya, uzmanları, iş güvenliği şeyi. Bu güvenlik uzmanları arasında muhasebeciler yoksa asla raporu sağlam değildir diyeceksiniz. Söyleyeyim nedenini. Adam diyor ki gittik gördük, her şey var. Şimdi size hatırlatayım. Üç arabanız var. Arabanızı muayenesini yapmaya gidiyorsunuz. Siz bir takım arıyorsunuz. Her bir arabanıza gösteriyorsunuz, ikinci arabaya gösteriyorsunuz, üçüncü arabaya gösteriyorsunuz. Ama eğer muhasebeci inceliyorsa ne diyecek? Her şirketin nerede bunun faturaları diyecek. Defter kayıtları var mı? Bir rapor yazacak. Şimdi biyoloji uzmanı bu ruhsatı alıyor. Biz alamıyoruz. Sahip çıkmamız gereken iş kolları bunlar. İş alanları bunlar. İş güvenlik uzmanlarının meselesi. Adam mühendislikten mezun olmuş. Yani şey mühendisliklerinden. O alabiliyor. Ama sen muhasebe, matematik, her şeyi okuyorsun. Sen alamıyorsun. Bunları özellikle ben Soma'dan sonra esas hile nerede olduğunu gördüm. Bana söz dedim ki gayet normal. Bu uzmanlar arasında muhasebe kökenli olmadığı için bu yapıldı denilenlerin yapılıp yapılmadığını muhasebe üzerinde inceleme imkanı yoktur, bulamadım. Şimdi bu size sıraladığım şeyin dışında bir de haksız rekabet konusu var. Haksız rekabet konusunu İFAK'a götüremezsiniz. Niye götüremezsiniz? Çünkü İFAK büyük şirketlerin de bulunduğu yer. Ve dediğim gibi siz onu götürdüğünüz zaman gülünç olursunuz. Bizim Türkiye'nin kurucusu olduğu küçük ve orta ölçekli, yani bizleri de hepimizi burada bulunan herkesi içine kavrayan küçük ve orta ölçekli muhasebecilerin platformu var. Edinburgh grubu diye bir grup. Edinburgh grubunda da ben bunu götürdüm haksız rekabet diye. İngilizcesi unfair competition. Ama haksız rekabeti tanımlıyorum. Böylesi buradaki tanımladığımız gibi, söylenen gibi değil. Kimse de alıp ya haksız rekabeti böyle tanımlayalım demiyor. Söyleyeyim size. Meslek mensuplarının kapasiteler üzerinde iş almalarından kaynaklanan haksız rekabet. Meslek mensubu olmayan kişilere karşı yapılan haksız rekabet. Özellikle uluslararası muhasebe ve denetim firmalarının reklam yoluyla yaptıkları haksız rekabet. Sen reklam yapamıyorsun, Greco-Roman güreşiyorsun, adam serbest güreşiyor. Her yerde reklam var. O zaman buradaki haksız rekabeti kaldırmamız lazım. Yasal düzenlemelerden kaynaklanan haksız rekabet gibi devam ediyor. Şimdi bu mesleğimizdeki gelişmelerdir. Peki soru şu. Ya Masum Bey bize anlattın bunları da. Bunlar olacak mı? Bir kere konuşma dilimizin seviyesini yükseltmek zorundayız. Kendimize ait bir dil yaratmak. Konuştuğumuz zaman bu konuları konuşmalıyız. Yoksa efendim Angaryalar verilmiş, ne Angaryası verilmişse adım fiyat koyalım ona, parayla yapalım. Parayla yapalım. Parayla yapılma alışkanlığı getirelim. Bu da neyden olur? Saatle. Ben sana şu kadar saat hizmet veriyorum dedim mi bu işi halledersin. Şimdi değerli arkadaşlar, bu işleri nasıl yapabilirsiniz? Ben sizden çok mu farklıyım? Olağanüstü bir adamım. Hayır değilim. Aslında sizin aranızdaki herkese eşit düzeydeyim. Bir tek farkım, o farkımı şimdi kaldıracağım aradan. Size o farkı kaldırın diyeceğim. Farkım bunların nerelerde olduğunu bilmektir. Bunları da bana öğreten Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'dir. Biz orada yetişirken örgütçülükte, şurada, burada hep denetim dedik. Hep üst, çünkü denetçi muhasebeyi bilmek zorunda. Ama her muhasebeci denetim bilmek zorunda değil. O halde denetim öğretmeliyiz. Serbest muhasebeci öğrenmek de öğrenmek zorunda. Niye? Mükerrer 227'de vergi denetim hakkı vermiyor. O mükerrer imzadaki imza hakkı vergi denetim. Şimdi şu iki kitap Turbov tarafından parayla dağılmanıza gerek yok. Delegelere dağıtmışlar. Biliyorum. Okudular mı bilmiyorum. Ama herkes için şey de var, web sayfasında. Hatta şu etik kuralları biraz değişti, biraz inceldi. Çünkü bunların editörlüğünü ben gönüllü yapıyorum. Hiç öyle bile görev verilmesi, her şey parayla yapılmaz. Çok da büyük zevk alıyorum. Çok büyük zevk. Mesela şimdi bu yeni yapıda muhasebe görevleri tanımı değişti. İlk öğreniyoruz. Muhasebe görevlerimizin yeni şekli tanımı değişti. Bunların hepsi Turbap'ın her sayfasında var. İstediğin gibi indirebiliyorsun. Bunları muhakkak takip edin.
Şimdi sizin takip etmenizi engellemeye çalışıyorlar. Çünkü bunlardan kopya ediyor ya kamu gözetimi, yarın size ceza yazmak istediği zaman savunmanız için lazım. Kendinizi savunabilmeniz için. Çünkü esas haksız rekabeti öyle yaşayacağız. En önemli şey bugüne kadar bu denetimde hata yapılması nedeni kimse şu kitabı okumuyor. Bu kitap da turbo kurar sayfasında 8 tane standarttır. Ve bu 8 standardı hazırlayanların 3'ü Türk'tür. 3'ü Türk'tür. Birisi benim. Birisi Profesör Recep Pekdemir'di. Birisi de o zaman yardımcı doçentti. Şimdiki TESMER'in müdürüdür. Ercan Beyazıtlı'dır. Kimse okumuyor. Neden denetim sınavı yapılmalıdır? Bu denetim sınavı nasıl olmalıdır? Şimdi siz üniversitelerdeki hocaların sınavı bu şekilde yapmaları bu standart sayesinde boşsunuz. Gidip ben anlatmasam her üniversite kendi eğitiminin sınavını yapmalıdır demezsek sizi bu eğitimden sonra yarın bir gün hep beraber sınav yapalım dediği zaman hiçbirimiz veremeyiz. Belli bir yaştan sonra sınav verilmez ki. Muhasebeciden ve denetçiden bilgi sınavı yapılmaz. Mesleki yetenek sınavı yapılır. Yani sana bilgi verilirse bunu kullanma yeteneğin var mı? Yok. Esas yapılması gereken şey bu. Bunları da bakın bu değişti şimdi. Hele şimdi değişti. Bu yeni tercümesi çıkacak. Yani şeyin bunların hakkında hepsini büyük bir mücadele durumu aldı. Bizim genel başkanımız Naim Bey bunları istiyorum dedi. Almak için ben yardım ettim ama önemli olan benim yardım etmem değil. Önemli olan bunların alınmasını bedava hakkı var. Alınması konusunda irade gösteren kişidir. Ve o iradeyi gösterdi. Denetim standartları da var. Bunlar ve web sayfasına konuyor. Ben bunları size getirmemin nedeni bu. Şimdi değerli arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Nusret'in işine yarayacak. Ben ona bir gün söylemiştim. Bir gün gelirse 10 yıllıklar bile nasıl bu sınav alma hakkının sınavsız var. Bunların davalarını aşma zamanı var. Ama kamu gözetim kurumu son yaptığı bir düzenlemeyle bu yıl 15 yıla ulaşanların da aynı eğitimle alma hakkını verdiği farkında olmadı. Bakın. Şimdi ben bunun analizini yaptım. Bununla ilgili yazılan bütün her şeyi okudum. Bu ayı bekliyordum. Hani bizim örgütümüz Kocdo şeyi kaldırsın, herkes yazılsın ki bunların hakları kaybolması. Şimdi bunların adına akademik yakında ben yayınlayacağım. Bu hak neden almalılar? Herkes dipnot gösterip gitsin o makaleyle bilimsel makale olacak. Yani bazen bu tür bazı şeylere size bitiyor verelim. Siyasetten öğrenin. Bu işin uzmanı Melih Gökçek. Melih Gökçek baktı ki her şeyine dava açıyorlar. Adam diyaretinden mi açacak? Açıyor, davayı kendi açtırıyor. Dolayısıyla kendi açtığı davayı kaybedince başkası dava açınca Danıştay'da geçiremiyor. Tabii, bakın. Şimdi bunu eğer rakibinizin ne yaptığını incelemezseniz, rakibinizle mücadele edemezsiniz. Şimdi bugün saat 10'da televizyon programına gidiyorum. Maça. Maç. 15 gün evvel gittim Ülke TV'de. 4 tane adam beni parçalayacaklar böyle. Ben Allah ablarından kalktım. Şimdi daha büyükleri geliyor. Ben okuyorum maç diyor. Yani şeyde. Ya işte söyleyecekler. Ben diyorum ki bu hani televizyonda gördükleriniz Abdülhatif Şener, Bülent Sarıç, onlardan farklı mı? Biz parlamentoda yaşadık. Ben ellerini muhalefetken. Eğer biz korkarsak insanlardan bir şeyi söylerken hakkımızı talep etmekten hiçbir zaman bu işlerde gelmeyelim. Mesela ben niye bugüne kadar sustum? Bilgilerden mi korktum? Hayır. Farkında olmadan, hani filler kavga eder, alttaki fincanlar kırılır ya, kurtlar gider. Birçok arkadaşımızın hakkı kaybolmasın diye. Maazallah, akıl edin, bir tane Melih Gökçek usulü dava açsalardı,
hiçbir sermeme bu eğitimle bile satılamazdı. Bakın, alamazdı. Onun için önce bu arkadaşların güvencede olmasını bekledim. Şimdi rahatlıkla 14 yıllıklar ve 13 yılları ele alacağım. Çünkü kendi adamımı koruyacağım diye farkında olmadan olayı açtı. Herkes görür mü görmez. Görmesi için bu işe vakit ayırması lazım. Bu iş para kazandıran bir iş olmadığı için kimse ilgilenmiyor ki. Ama ben bunu arkadaşlarıma, dostlarıma hakları kaybolmasın diye baktığım için ben aldım baktım, oturdum çalıştım, kanunla vesaire yaptım. Bir kere bunu size söyleyeyim. Şimdi geleyim en tehlikeli ve sözlerimizi sona erdirelim. Çok şey, bu arada bu vesileyle İktisadi Dayanışma'daki arkadaşımız Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Gönüllü beni cep telefonundan buna yapmış. Ne derse gece yarısı sayesinde okuyorum. İşte şu çıkmıştır, bu çıkmıştır. Bunlar da bir de bizim Türkiye Muhasebe Uzmanları'nda Arif Bey. Kıymetini herkes bilsin diyorum. Bakıyorum, metni bulmuş, bir de onu mail göndermiş. Şimdi ben aldım, inceledim. Turgok'tan da gittim, rica ettim. Onlar da Allah razı olsun. Çünkü print ettiler bana hemen verdiler size gelince. Bu yeni çıkan, çıkacak olan şey, muhasebe mesleğini fişliyor. Fişleniyorsunuz. Bizim olmayan olaylardan dolayı sorumlu hale geliyoruz. Bunu kimse farkında değil. Bu aracılık yoluyla beyanname gönderme işi derhal sona erdirilmelidir. Suça ortak ediyor sizi. Her mükellefin numarası olmalı, şifresini versin, beyannamesi onun şifresiyle gönder. Mecbur musun sen kendi şifrenden ben yapmışım gibi gözükmeye? Ve nitekim ben şimdi tasarıya baktım. Adam sözde yeminliler için yapmışlar bu tebliği. Şimdi 53. sayfada beyanname imzalama işi için ayrı bir ücret alınmayacak diyor. Ve sizi defter tutma işidir diyor. Bir başka sayfada beyanname imzalama işi için rapor yapılmayacak diyor. Dolayısıyla siz ne oluyorsunuz? Mükerrer 227'deki denetim yapıp imza atmış olan adam olmaktan çıkıyorsunuz. O evrakları hazırlayan kişi haline geliyorsunuz. Ama bunu kendi canım bela bize de birkaç yeminli gitmişler kamu gözetim kuruluna. Biz denetlediğimiz yerlerin beyannamesini imzalamak istiyoruz diye. Onlar da yayınlatmışlar böyle. Bunu gördünüz ya, bunlar bu 5-10 kişi için herkesi yapmaya çalışıyorlar. Tuzak bunlar. İşlenme tuzağı. Bakın yani bir şeyin ikinci, üçüncü adımını görmek lazım. Şurada ben bakarken yeminliler için aslında sermemeleri de kapsayacak. Bizim arkadaşlarımız 9 Şubat akşamı yeminli yemeğine, çünkü ben 10 Şubat'tan itibaren artık böyle gelip size de konuşamam rahat. Siyasi gömleği giyeceğim, üniversiteden de ayrılacağım. Aday bunun için. Mücadele edeceğiz. Ya nasip Allah verirse yine orada olur. Vermezse de diyeceğiz ki mücadeleye devam. Çünkü bu ülkede mücadeleden vazgeçerseniz bütün her şeyi yetersiz insanların yönetmesine teslim etmiş olursunuz. Ve sizin o zaman itiraz etmeye hakkınız yok. Öğretilmiş çaresizlik benim sürekli kullandığım ve felsefe haline getirdiğim bir laftır. Şimdi hoşuma gidiyor. Başka siyasete geçen gün CHP'li bir de fikirlerini kullanıyordu. Çok iyi öğrendiniz siz de dedim bunu. Onlar tabi öğretilmiş demiyorlar da öğrenilmiş diyorlar. Öğreten, öğretene bak. Şimdi bu çaresizliğin dışına çıkın. Şu tutanak için, özellikle hanımlar olduğu için ve bir kısmını çok iyi yakından tanıdığım için, kimisi benim aynı okuldan arkadaş, kimisi siyaset arkadaşım, kimisi meslek örgütüm arkadaşım. Şu sakın yeminlere ait ödemeyin. Lütfen yönetim kurulu toplantılarınızı bunların tartışması üzerine inşa ediniz. Bu çok önemlidir. Bizi Nusret Bey aracılığıyla şu anda dinleyen, bundan sonra açıp bu bantı dinleyecek herkes, ama herkes ortak aklı üretmeye çalışsınlar.
muhasebecileri fişlemeye yönelik olan bu işi çok mükemmel bir şekilde sıyırmalıyız. Tavır koymalıyız. Bu tavır böyle yürüyüş yaparak, bağırıp çağırarak olmaz. Bu iş için akademik malzeme hazırlamak zorundayız.